Mimarca programı Mimarlar Odası'nın katkılarıyla yayınlanmaktadır. Ali Hocam, 20. yüzyılın ilk çeyreğine tarihlendirilen bir konak içerisindeyiz. Evet. Çok farklı durumlardan dönüşüm geçirmiş bir konak burası ve siz de bu dönüşümün bir parçası oldunuz. Ne kadar güzel. Dilerseniz 20. yüzyılın ilk yarısına tarihlendiren bu konağın ve Nuri Efendi sokağını biraz konuşup başlayalım. Tabii. Ya bu yapı tabii ki çok önemli, çok değerli bir yapı. Özellikle Arabahmet Mahallesi tarihi geçmiş olarak çok önemli bir mahalle surlar içerisinde. Şu anda evet Nuri Efendi sokakta bulunuyoruz. Surlar içerisinde farklı dönemlere ait yapılar görüyoruz. Bu yapı da 20. yüzyılın ilk çeyreğine ait, aslında birinci dönem olarak adlandırdığımız bir dönem içerisinde, dönemin daha doğrusu niteliklerini taşıyan bir yapı. Nedir bu nitelikler hocam? Tabii genellikle geleneksel yapı malzemesi olarak taş, sarı taş, kerpiç, ahşabın kullanıldığı iki katlı cumbalı yapılardan bahsediyoruz. İçe dönük sofalı, avlulu yapılardan bahsediyoruz. Mahremiyetin sembolü değil tabii, mi? Tabii evet, yani cumba tabii ki Osmanlı döneminin bir yansıması biliyorsunuz. Daha özel, daha içe dönük bir sosyal, kültürel yapının yansıması. Bu yapıda da onu görmemiz mümkün. Bunun dışında tabii ki yapı elemanları olarak kemerler görüyoruz. Ahşap mertekler görüyoruz. Hatta küçük de bir hamamımız var avlu içerisinde. Bu da o dönemin önemli özelliklerinden birisi. Ve avlu içerisinde tabii sosyal ve kültürel anlamda çok etkin bir şekilde günlük kullanımların devam ettiğini biliyoruz. Evet, peki hocam hamamdan bahsettiniz. Yaygın bir unsur muydu hamam o dönemde? Evet tabii, yani geçmişte biliyorsunuz ıslak
hacimler bu şekilde sağlanabiliyordu. Evet. Tabii şu anda baktığımız zaman farklı ek yapılar da görmemiz mümkün bu tür avluların içerisinde. Çünkü zaman içerisinde ihtiyaçlar tabii değişti. Ki değiştikçe, güncel hayata uyum sağladıkça işte tuvalet, banyo yapıları da genellikle ek yapı olarak bu avluların içerisinde ortaya çıkıyordu. Veya mutfak yapıları da avluların içerisinde ek yapı olarak karşımıza çıkabiliyor. Ki bu yapımızda da tuvaletler yine ek yapı olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Hocam konağın önceki durumu nasıldı? Tabii şöyle, en son kullanım olarak İnsan Hakları Derneği binası olarak kullanılmıştı. Daha gerilere gidecek olursak, 1950'lerde farklı kullanımları olduğunu hem yerel halktan, mahalle halkından hem de yaptığımız arşiv çalışmalarından, Vakıflar İdaresi'nin arşivinden elde ettiğimiz bilgilere göre bir zanaat okulu olarak kullanıldığını biliyoruz. Yine farklı vakıf yapıları olarak değerlendirdiğini biliyoruz. Ve bir de Tuncer Bağışkan'ın önemli bir yazısında elde ettiğimiz bilgilere göre bir Shakespeare Mektebi'nden bahsediyor. Bir İngiliz okulunun da burada hayat bulduğunu tarihi biliyoruz. Evet. Demek o açıdan da tabii çok değerli bir yapı tarihi anlamda. Peki restorasyon kararını aldıran etkenler nelerdi? Bu süreci ne hızlandırdı? Siz bu evet. sürece nasıl dahil oldunuz? Mimarlar Odası surlar içerisindeki yapıları değerlendirme anlamında çok önemli bir rol oynuyor. Bu anlamda biliyorsunuz Zahra Sokak'ta bir yapı var Mimarlar Odası'nın kullanımında olan. Yeni bir fikir ortaya doğuyor. Bu sürekli mesleki gelişim merkezinin oluşturulması ve üyelere mezun olduktan sonra da yine eğitim anlamında kendilerini güncelleyebilecekleri, eğitimini devam ettirebileceği bir imkan sunulma fikri ortaya çıkıyor. Aslında bu binanın restorasyonu, yeniden işlevlendirilme fikri tam da bu projeyle birlikte harmanlanarak ne kadar güzel olmuş. Çok gerçekten çok değerli bir proje ve yeni işlev anlamında da kamusal kullanım açısından çok etkin bir rol oynuyor bu anlamda. Başladı. Bu sonra siz başlıyor. Bu sürece nasıl dahil oldunuz? Restorasyon süreci nasıl başladı? Evet, ya ben tabii uzmanlık alanım olarak tarihi, çevre koruma, restorasyon konularında çalışıyorum. Bu anlamda bir ekip oluşturuldu Mimarlar Odası tarafından. Ben de tabii ekip üyelerinden birisiydim. Ekip kurmak çok önemli. Kesinlikle restorasyon hem uzmanlık gerektiren hem de çok titiz çalışma gerektiren bir konu. Bir de disiplinler arası bir çalışma da gerektiriyor. Sadece tek bir mimar veya tek bir restorasyon uzmanıyla da iş bitmiyor. Tabii etnografya var. Tabii yani tarihi araştırması var, malzeme araştırmaları var, hasar tespiti var, mühendislikle ilgili konular var. Gerçekten çok donanımlı bir ekibin bir araya gelmesi gerekiyor restorasyon çalışmalarında. Ben de bu ekibin bir parçası olduğum için çok mutluyum.
Ama zor bir süreç miydi? Tabii, yani şöyle zor bir süreçti. Tarihi yapılarla çalışırken çok büyük bir sorumluluk oluyor insanda, mimarda. Dolayısıyla bu sorumluluk bilinciyle ve o yapıya doğru müdahaleleri yapma kararları ve kaygılar. Kaygılarla birlikte evet süreç zorlaşabiliyor ama dediğim gibi gerçekten iyi bir ekip çalışması oldu. Ben sadece onlardan birisiyim bu ekip içerisinde. Çok önemli, çok değerli hocalarımızdan danışmanlıklar alındı. Ve tabii ki Mimarlar Odası başkanlarımızın öncülüğünde ve yönetimin öncülüğünde bu proje hem restorasyon sürecini çok başarılı bir şekilde geçirdi, hem de yeni kullanım anlamında hayata geçirilebildi. Evet, bu soruyu size birazdan soracağım. Ancak ben şeyi merak ediyorum, bu bina fiziki olarak ne durumdaydı? Evet, fiziki çatı olarak... Çatı nasıldı? Evet, zemin nasıldı? Orta avlu nasıldı? Çok ciddi bir temizlik ve temizlik ve yapı denetimi ya da şöyle söyleyeyim, hasar tespitinden geçirilerek ciddi analizler yapılarak, strüktürel hasar tespitleri, analizler yapılarak binanın durumunu aslında biz de ilk başta 3 aylık bir süreçte anlamaya çalıştık. İhtiyaçlar mı belirlendi hocam? Tabii ihtiyaçlar belirlendi ama ilk başta sorduğunuz soruya biraz daha detaylı bir şekilde cevap verecek olursam hani... Ön cephede, giriş cephesinde çok ciddi strüktürel sıkıntılar vardı. Özellikle çatıdan gelen bir su akıntısı ve onunla birlikte temele kadar inen bir su sızıntısı vardı. Ve bundan dolayı da temelde bazı çökmeler olmuştu. Strüktür anlamında tabii ki ciddi bir durum. Dolayısıyla önce bunun nasıl giderileceği ve güçlendirileceği konusu önemliydi. Yapının tabii ki taş bir yapı ve kerpiç bir yapı olmasından kaynaklı malzemelerde bozulmalar olmuştu, yıpranmalar ya da eksilen malzemeler olmuştu. Bunların giderilmesi için genel bir tabii ki strateji belirlendi. Bir tespit ve ihtiyaç programı çıkartıldı. Bunun doğrultusunda. Teminde sıkıntılar yaşandı mı hocam? Temin, örneğin şu an görüyor olduğumuz zemindeki Kıbrıs mermeri diye tanımlayalım. Evet, doğru. Bu şekilde miydi burası? Yoksa eksiklikler var mıydı? Kırıklar var mıydı? Tabii evet, bazı yerlerde çökmeler vardı, bazı yerlerde eksilen mermerler vardı. Bunların temini orijinaline uygun şekilde yapıldı. Tamir edilebilenler tabii ki tamir edildi. Tabii özellikle üst katta biraz daha fazla meşakkatli bir süreç gerçekleşti o anlamda. Çatı çökük müydü? Yok, çatı aslında çökük değildi ama dediğim gibi belli sızıntılar olduğu için bayağı önemli onarımlardan geçti. Onun dışında tabii kemerli bir kapımız var, görüyorsunuz. Merdivenlerimiz çok önemli bina tabii. İçerisinde. Bu anlamda aslında merdivenler... Merdivenlerin sağlam oluşu çok önemli. Ama yine burada da malzeme onarımları yapıldı, temizlik çalışmaları yapıldı, güçlendirmeler yapıldı. Çünkü bu şekilde, evet. 100 yıllık bir bina.
Tabii. Yani evet, dediğiniz gibi 20. yüzyılın ilk çeyreğine ait. Yani 1900 ile 1925 tarihleri arasına denk geliyor. Çok değerli bir yapı ve geçmişten günümüze dek farklı kullanımlardan geçmiş. Boş kalmış olduğu zamanlar da var tabii. Dolayısıyla bu kullanımlar esnasında da bazı müdahalelerin yapıldığını tabii tespit ettik bu hasar tespitleri sonucunda. Mesela güçlendirme yapmak için yine bir balkon mu? Yok, balkonun altında. Evet. Demir bir kiriş görüyoruz. Hatta evet, betonarme bir kolon da görüyoruz. Evet. Bunlar tabii daha sonra eklenen yeni malzemelerle yapılan müdahaleler. Evet. Burada tabii biz bunu bu şekilde bırakmayı uygun gördük. Binanın strüktürel yapısı için. Evet. Ya bunun gibi ciddi kararlar alınması gerekti. Yani zor olan süreç aslında. Evet. Bunun gibi hani binanın özgün karakterini devam ettirebilmek ve binanın özgün karakterini bozmadan ama güncel çağdaş yaşantıya nasıl katabiliriz'i sorgulamak. Ahşap. Evet, ahşap işleri çok fazla tabii ki bu binada. Evet, ahşap kapılar, pencereler, panjurlar, kasalar, kemer, korkuluklar, evet, süpürgelikler şeklinde. Ahşap ustamız tabii ki çok önemliydi bu noktada. Tüm ahşap ustaları aslında çok değerli ve aslında zaman zaman çok da zorlanıyoruz restorasyon projelerinde bu gelenekleri devam ettirebilecek ustaları bulmakta. Evet. Aslında malzeme temininden çok usta temini, evet, ve zorluğu daha fazla karşımıza çıkıyor sanıyorum. Birisi. Evet, ve bu anlamda herhalde bir bunun devamlılığını sağlamak için bir şeyler yapılması gerekiyor. Çünkü restorasyon projelerinde uzmanlık gerektiren ustalar olması gerekiyor. Gerek taş ustası, gerek işte ahşap, marangoz ustaları, demir işçiliklerimiz var. Bu merdivende de gördüğünüz gibi merdiven korkuluklarının demir işleri veya giriş kapısının üzerindeki demir işleri, bunlar da çok önemli. Bütün bu bahsettiğiniz demir işleri tadilat süresi, restorasyon sürecinden mi geçti hocam? Yani şöyle, demir işlerinde kayın çok parçalar fazla, var mıydı? Çok az. Yani o noktada şanslıydık. Demir işleri sadece belli temizlik ve onların müdahalelerinden geçerek yine aynı şekilde malzeme korundu. Çok fazla bir müdahale gerektirmedi. Ama ahşap noktasında evet, bazı kapılarımız eksikti, bazı kapılar çürümüştü veya pencereler çürümüştü. Bunların tekrardan orijinaline uygun şekilde yapılması gerekti. Ve konak Lefkoşa surlar içine, Arabahmet'e dönüştürülerek yeniden kazandırıldı. Evet. Gündelik hayata nasıl kazandırıldı hocam bu konak? Evet, bu konu tabii çok önemli. Çünkü Lefkoşa surlar içi biliyorsunuz 20 yıldır, son 20 yıldır bir dönüşüm içerisinde. Ve Arabahmet Mahallesi de bu dönüşüm içerisinde çok önemli bir mahalle. Evet. Yani belki de başlangıç noktası ve tüm bu vizyonun güçlenmesinde en önemli projelerden birisi Nikosia Master Plan. Bunun öncülüğünde verilen belli kararlar vardı. İşte hangi bölgede ne gibi işlevlerin olması gerektiği şeklinde.
Buraya da baktığımız zaman, Arabahmet Mahallesi'ne baktığımız zaman örnekler var, güzel örnekler var. Derviş Paşa Konağı var, Arabahmet Sanat ve Kültür Evi var, Ermeni Kilisesi var. Bunlar kültür, sanat, eğitim ve turizm odaklı işlevler olarak tekrardan günümüze kazandırıldı. Çok önemli projeler. Ve tabii bunun akabinde ve hatta 2004 yılında hani sınır kapılarının da açılmasıyla birlikte bu restorasyon projeleri, yeniden işlevlendirme fikirleri çok daha önem kazanmaya başladı ve hız kazanmaya başladı. Bu yapının da günümüze kazandırılma hikayesi daha önce de bahsettiğim gibi Mimarlar Odası'nın inisiyatifiyle sürekli mesleki gelişim merkezi ve idari merkez olarak dönüştürülmesi. Sürekli mesleki gelişim merkezi olması tabii ki yapıya kamusal bir işlev katmış oldu. Bekirlik yani sadece katkı. Evet sadece bir oda, yani bir meslek odası ya da bir iş yeri değil, üyenin gelip gidebileceği, bilgi alabileceği, vakit geçirebileceği ve en önemlisi eğitim görebileceği bir merkez haline geldi. Bu da aslında şöyle bir önem katıyor yapıya. Sadece mesai saatleri içerisinde değil, 5'ten sonra yapılan eğitimlerden dolayı buraya bir akış sağlanıyor, bir canlılık sağlanıyor. Avluda çok keyifli atölye çalışmaları yapılıyor, sohbetler, mimari sohbetler gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla bu işlevin, bu yapı için çok büyük bir önemi var. Tabii Nuri Efendi Sokağı'a baktığımız zaman, özellikle saray önünden buraya doğru geldiğimiz zaman biliyorsunuz, mahkemeler var, postane var, çeşitli iş yerleri var, ofisler var. Ve Nuri Efendi Sokağı'a geldiğimiz zaman yine bunlar iş yerleri, ofisler devam ediyor ama bir de farklılık gösteren bazı işlevlerle karşılaşıyoruz. İşte kafeler var, butik oteller açılmaya başladı. Hatta yine akşamları açık bulabileceğimiz kafeler, barlar var. Bu da aslında çok güzel bir dönüşümün başladığını bize gösteriyor. Evet ve bütün bu anlattıklarınız konağın öncesi ve bugüne kadar geliş süreci de bu kitapta toplandı. Evet. Çok güzel bir kaynak oldu aslında. Dilerseniz bu kitaptan da bahsedelim. Tabii. Nasıl bir süreçti? Bu kitap bu kadar kolay mı hazırlandı? Şöyle, tabii ki tarihi yapılar ve belge değeri taşıyan yapıların geleceğe aktarılması çok önemli. Bu yüzden de arşiv çalışmaları çok önemli. Bu kapsamda biz bu restorasyon projesini tamamladıktan sonra hem kısa bir makale hem de böyle bir kitap fikri ortaya çıktı. Amacımız tamamen burada yapılanları çok kısaca da olsa, özet şeklinde de olsa fotoğraflarla birlikte bir yayına dönüştürmek ve hem üyelerin bu yapının nasıl ortaya çıktığını görmesini sağlamak hem de gerçekten bu konularda araştırma yapan veya daha sonra herhangi bir benzer bir yapıda restorasyon çalışması yapmayı düşünen kişilere ve mimarlara tabii ki bir kılavuz oluşturmak. Aslında gerçekten bir hafıza oluşturmak kesinlikle için yapılan bir çalışma.
Yani süreci, çok da güzel olmuş hocam. Teşekkür ederiz. Süreci çok özet şeklinde buraya yansıtmaya çalıştık dediğim gibi. Yoksa gerçekten çok da daha detaylı anlatılabilir. Yazılabilir, çizilebilir. Evet, uzun uzun anlatılabilir, çizilebilir. Çizimleri de burada yine kitap için biraz daha sadeleştirerek buraya katmaya çalıştık. Evet. Böyle bir çalışmamız da oldu. Çalışma ortaya çıktı. Hı-hı. Tebrik ediyoruz sizleri. Teşekkür ederiz. Hocam dilerseniz son olarak kültürel mirasın korunmasının önemine değinerek, hı-hı, programımızı noktalayalım. Tabii. Neden sahip çıkmalıyız kültürel değerlerimize? Evet. Tabii öncelikle tarihimizi ve mimari yapıları çok daha iyi anlayabilmek ve onları gelecek nesillere aktarabilmek için bu çok değerli. Kimlik aslında, kimliğimiz. En önemli yapı taşı sanıyorum. Evet, kültürümüz, sosyal yaşantıların bir kanıtı ve tabii mimari olarak baktığımız zaman hem karakter olarak hem tipoloji olarak bize çok fazla bilgi veriyor. Yine arşiv olarak da değerlendirebiliriz. Somut, yani fiziksel anlamda ve somut olmayan, yani sosyal, kültürel anlamda bize çok değerli bilgiler veriyor tarihi yapılar. Ve tabii ki özellikle Lefkoşa surlar içerisine baktığımız zaman muazzam bir çeşitlilik görüyoruz. Kültürel çeşitlilik, mimari çeşitlilik ve bütüncül bir yaklaşımla korumak önemli. Yani sadece bir yapının korunması ve restore edilmesi maalesef yeterli değil. Sokak silüetinin korunması ve alanların, tarihi dokunun genel olarak bütüncül bir şekilde korunması çok önemli. Arşiv oluşturmak gerçekten çok önemli. Bunun üzerinde duruyorum. Çünkü çalışmalar yapılıyor, röleve çalışmaları yapılıyor, restorasyon çalışmaları yapılıyor. Ama maalesef arşivlenme noktasında çok büyük eksiğimiz var genel anlamda. Hem dijital arşiv hem de yani kitap olarak, belge olarak arşiv çalışmalarının artırılması gerekiyor. Ve tabii ki Lefkoşa surlar içinde evet belli çalışmalar, hani restorasyon çalışmaları, yeni işlevlendirme çalışmaları artıyor, hızla artıyor. Fakat mutluluk verici değil mutluluk mi? Mutluluk verici fakat yeterli değil henüz. O yüzden bu bilinci hem yerel halkımızın daha da benimsemesi hem de mesleğimiz bakımından da, hani mimarlar bakımından da sahip çıkmamız çok önemli. Hocam, bu mekanda yeniden soluk almamızı sağladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz bilgiler için de. Biz teşekkür ederiz. Çok önemli bir program. O yüzden de ayrıca teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Belgeleme anlamında da yine sizler de çok önemli bir katkı sağlıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Çok hocam. Teşekkürler. Thank you.
Mimarca programı Mimarlar Odası'nın katkılarıyla yayınlanmıştır.